Bir marul üreticisi Salih topladığı marulları tekli veya ikili kasalara koyarak tartıyor. Tekli kasalar elen 2 kilogram marul, çiftli kasalar elen 2 e kilogram marul alıyor. 8 tane çiftli kasanın aldığı marul, şimdi çiftli kasalar elen 2 e kadardı. 8 tanesi ne olacaktır arkadaşlar? 8 çarpı elen 2 e şeklinde gelecektir. Bu neye eşitmiş? 12 tane tekli kasanın aldığı maruldan A kilogram fazladır demiş. Tekli kasalar ln 2 olarak gösteriliyordu. 12 tanesi 12 çarpı elen 2 olarak geldi. Bir de buna A kilogram eklediğimizde anca çiftli kasalardaki 8 taneye eşit olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Peki 8 çarpı diyorum şu elen 2 e'yi. 2 ile e'yi çarpım halinde oldukları için toplama şeklinde ayırabilirim. Yani elen 2 artı elen e şeklinde ayırabiliriz. Burada ne var? 12 tane ln 2 var. Artı a var bir de. Şimdi ln e zaten logaritma e tabanında e demektir ve 1'e eşit olacaktır arkadaşlar. 8'i içeri dağıttığımızda 8 çarpı ln 2 artı 8 çarpı 1'den 8 geldi. Eşittir 12 çarpı ln 2 artı a olarak gelmiş oldu. Peki şu 8 ln 2'yi sağ tarafa atalım arkadaşlar. Şuradaki a'yı da sol tarafa atalım. Burada 8 vardı a geldi eksi a olarak geçti. 12 elen 2 eksi 8 elen 2 şeklinde gelmiş oldu. Peki 12 tane elen 2'den 8 tane elen 2 çıktığında 4 tane elen 2 kalacaktır arkadaşlar. Bize neyi sormuş bakalım. Salih'in topladığı 8 eksi a kilogram. Zaten bak burada bulduğumuz şey marul Tekli kasalardan kaç tanesi ile taşınır? Tekli kasalar zaten L2'ydi arkadaşlar. Kaç tane L2 var? 4 tane l var. Demek ki 4 kasayla taşınabilir. Cevabımız Bursa seçeneği. Bir dikdörtgenin uzun kenarı logaritma 2 tabanında 200 sayısından küçük olan en büyük tam sayıymış arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgenimiz olsun. Uzun kenarına x diyelim, kısa kenarına y diyelim arkadaşlar. Şimdi logaritma 2 tabanında 200 ne demektir? Şimdi 2'nin hangi kuvveti 200 yapar? Tam sayı olarak hiçbir kuvveti yapmaz. Ama hangi aralıkta olduğunu bulabiliriz aslında. Mesela 2'nin birinci kuvveti 2, ikinci kuvveti 4, üçüncü kuvveti 8, dördüncü kuvveti 16, beşinci kuvvet 32, altıncı kuvvet 64, yedinci kuvvet 128, 200'e yaklaştık. Sekizinci kuvvette 256 oldu ve 200'ü geçmiş olduk. Demek ki 8 olmuyor. 7 virgüllü bir şey oluyor arkadaşlar. Bize ne demiş bu sayıdan küçük bu 7 virgül mesela 7 buçuk diyelim biz bu sayıya 7 buçuk sayısından küçük olan en büyük tam sayı e bundan küçük olan en büyük tam sayıya biz ne diyeceğiz arkadaşlar 7 diyeceğiz o zaman x için burada 7 diyebiliriz. Kısa kenarı da demiş logaritma 3 tabanında 100 sayısından büyük. Şimdi 3 tabanında 100 sayısı nasıl bir sayıdır yaklaşık olarak bakalım. 3'ün birinci kuvveti 3, ikinci kuvveti 9, üçüncü kuvveti 27, dördüncü kuvveti 81, 100'e yaklaştık. Beşinci kuvvet deyince 243 olacak ve 100'ü geçecek. Demek ki 4 ile 5 arasında yer alıyor burası. Yani 4 virgüllü bir sayı bu. 4,5 gibi bir sayı gibi düşünelim biz bunu. Diyor ki bu sayıdan büyük en küçük tam sayı. 4, mesela 4,5'dan büyük e, tam sayı ne var arkadaşlar en az? En az 5 var arkadaşlar. Burada da 5'i aldık diyelim. Y eşittir 5 dedik. Dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Buradaki dikdörtgenin alanı 5 çarpı 7'den 35 geldi arkadaşlar. Şimdi A seçeneğine baktığımızda hangisinden 35 geliyor bakalım. Teker teker inceliyoruz. E, burayı E üzeri 5 çarpı E üzeri elen 7 şeklinde ayırabiliriz. E ile elen gitti. Burası 7 çarpı E üzeri 5 olarak gelmiş oldu. Buradan 35 gelmiyor. A'yı eledim arkadaşlar. B'ye bakıyorum. Şuradaki 11 ile logaritma 11 gitti. Geriye ne kaldı? Logaritma 5 tabanında 7. Bu 35'e eşit değildir. O zaman bunu da eledim. Şuraya baktığımda arkadaşlar. Burası aslında logaritma 5 üzeri 10 artı logaritma 37 üzeri 3 demektir. E, buradan da ne gelir arkadaşlar? Logaritma 5 üzeri 10 çarpı 37 üzeri 3 demektir. E, buradan da yine 35 sayısının gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Bunu da eledim. D'ye bakıyorum şimdi. Buradan ne gelecek? E, buradaki zaten paydada artı birli bir ifade var. Bunu bu şekilde ters de çevirmemiz biraz zor. Buradan da gel, e, gelmeyecek arkadaşlar. E'yi bir deneyelim biz. E de 1 bölü logaritma 7 tabanında 5 var. Yani şu ifade zaten ne demektir aslında? Logaritma 5 tabanında 7 demektir. Hemen yazıyorum. 5 üzeri 1 artı logaritma 5 tabanında 7. Peki biz 1'i şöyle yazamaz mıyız arkadaşlar? 5 üzeri diyorum. 1 yerine logaritma 5 tabanında 5 yazsam. Yanında bir de logaritma 5 tabanında 7 vardı. Tabanlarımız aynı. Arada toplama işlemi var. Demek ki çarpma olacak bunlar. Yani 5 üzeri logaritma 5 tabanında 5 çarpı 7'den 35 geldi. E buradaki 5 ile logaritma 5 birbirini götürüyor. Geriye ne kaldı? 35 kaldı. Yani bizim istediğimiz cevap geldi. Cevabımız Edirne. Aşağıda bir aqua parkta bulunan ve fx eşittir logaritma 1 bölü 2 tabanında 3x fonksiyonu ile modellenen pist yüzeyi verilmiştir. A konumunda bulunan inan 1 bölü 96. dakikada B konumundan kaymaya başlıyor ve 1 bölü 6. dakikada C konumundan geçiyor. Buna göre B konumu ile C konumunun yükseklikleri farkının mutlak değeri kaç metredir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada x yerine 1 bölü 96 yazdığımızda sonuç ne geliyor? Önce bunu bulalım. Hemen yazıyorum f'in içerisine 1 bölü 96 yazdım arkadaşlar. Eşittir diyorum. Logaritma 1 bölü 2 tabanında. 3 çarpı 1 bölü 96 olarak geldi. Hemen düzenliyorum burayı. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 3 ile 96'yı sadeleştirdim. 32 geldi. Yani burası şöyle 1 bölü 32 olarak yazılabilir. Şimdi arkadaşlar burada 1 bölü 2 demek 2 üzeri eksi 1 demektir. 1 bölü 32 demek de 2 üzeri eksi 5 demektir. E bu kuvvetler logaritmanın başına inebiliyordu. Yani eksi 5 bölü eksi 1 olarak geldi. İçeride de logaritma 2 tabanında 2 geldi. E burası zaten 1 demektir. Eksi 5'i eksi, 5 e 1'e böldüm. Artı 5 oldu. 1, 1 ile de çarpınca yine artı 5 olarak gelmiş olacaktır. Tamamdır. Yani şu A noktasının yüksekliğinin 5 olduğunu söyleyebiliriz. Eee... Şimdi bir de 1 bölü 6. dakikaya bakalım arkadaşlar. Yani şu 1 bölü 6. dakikada şu yükseklik ne oluyor bunu görmeye çalışalım. Bunun için de x yerine gideceğiz. 1 bölü 6 yazacağız. Hemen e, logaritma 1 bölü 2 tabanında 3 çarpı 1 bölü 6 yazdım. Bu da ne demektir? Logaritma 1 bölü 2 tabanında 3 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 gelecektir. E, logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 2 demek zaten 1 demektir. O zaman şurası da 1 olacaktır. Bize ne sormuş arkadaşlar? B konumu ile C konumu yükseklikleri farkının mutlak değeri yani şu ikisi arasındaki yüksekliği sormuş. E bu ikisi arasında 4 birim vardır. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Radyoaktif maddelerin bozulmaları üstel fonksiyon ile modellenebilmektedir. Yarılanma süresi R yıl olan A0 gramlık bir radyoaktif madde bozulduğundan T yıl sonra A eşittir A0 çarpı 1 bölü 2 üzeri T bölü R gram kalmaktadır diyor. Yarılanma süresi R yıl olan 12,8 gram radyoaktif maddeden e, A sıfırı o zaman 12,8 olarak vermiş arkadaşlar. Hemen yazdım bunu. 96 yıl sonra yani T eşittir 96 olarak vermiş. 0,2 gram kaldığına göre şimdi kalanı A ile gösteriyordu zaten o zaman A eşittir 0,2 olarak verilmiş arkadaşlar şimdi bunları bir yerine yazalım şimdi A'yı vermiş zaten A sıfırı vermiş T'yi vermiş R'yi vermemiş buradan R'yi bulmaya çalışalım A yerine gittim 0,2 yazdım eşittir diyorum A 0 yerine 12,8 yazdım 1 bölü 2 üzeri T yerine 96 yazdım. R'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Peki 0,2 demek 2 bölü 10 demektir. Eşittir diyorum. 12,8 demek 128 bölü 10 demektir. Çarpı 1, 1 bölü 2 üzeri 96 bölü R oldu. Şimdi burada arkadaşlar şu onların sadeleşeceğini söyleyebiliriz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. 128 ile 2'yi sadeleştirip şurası 1 olur. Şurası da 64 olur. 1 eşittir. 64 çarpı 1 bölü 2 üzeri 96 bölü R olarak geldi. İki tarafı 64'e bölecek olursak bu durumda da 1 bölü 64 eşittir. 1 bölü 2 üzeri 96 bölü R olarak geldi. Şimdi 1 bölü 2 e, aslında 1 bölü, 1 bölü 64 aslında 1 bölü 2'nin 6. kuvveti demektir. Yani şöyle yazabiliriz bunu. 1 bölü 2'nin 6. kuvveti eşittir. 1 bölü 2'nin 96 bölü R'ninci kuvveti. E burada o zaman 6 ile 96 bölü R'nin eşit olduğunu da söyleyebiliriz. İçler dışlar çarpımından 6R eşittir 96 iki tarafı 6'ya böldüğümüzde R'nin 16 geldiğini bulmuş olduk arkadaşlar. Peki bize neyi sormuş? Aynı radyoaktif maddenin yani 12,8'den bahsediyor yine. 32 yılda bozulmadan kalan miktarını soruyor. Bu sefer T'nin 32 olmasını istiyor. Yani A0'ın yine 12,8 olmasını istiyor. T'nin 32 olmasını istiyor. R'yi de zaten 16 olarak bulmuştuk arkadaşlar. Bize neyi soruyor burada? Bize burada A'yı soruyor. O zaman A eşittir diyorum. A0 yerine 12,8 yazdım. Çarpı diyorum. 1 bölü 2 Üzerine de t bölü r yani 32 bölü 16 yazdım. 12,8 demek 128 bölü 10 demektir. Çarpı 32 bölü 16 zaten 2 demektir. Yani şurayı silip aslında direkt 2 yazabiliriz. Burası da ne demektir arkadaşlar? 1 bölü 4 demektir. Hemen gidiyorum. Sadeleştirme işlemleri yapıyorum. 128 ile 4'ü sadeleştireceğim arkadaşlar. 128'i 4'e böldüğümde 32 geliyor. 4 zaten kalmadı. 32 bölü 10 demektir burası. O da 3,2'dir. Cevabımız Adana seçeneği olur. Eski tarihlerden kalan maddelerin kaç yıllık olduğunu bulmak için karbon 14 testi yapılmaktadır. Karbon 14'ün yarılanma süresi yaklaşık 5730 yıldır. Bulunan bir maddenin kaç yıllık olduğunu hesaplayabilmek için aşağıdaki formül kullanılıyormuş arkadaşlar. N1 bölü N0 karbon 14'ün maddede bulunma oranıdır demiş. Buna göre %12,5 oranında karbon 14 içeren bir madde yaklaşık kaç yıllıktır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey dememiz lazım bizim. E, %12.5 demek 12.5 bölü 100 demektir aslında. E, bu ne demek peki? Bu da şu demek. 12.5 ne demek? E, 125 bölü 10 demek. Bir de bölü 100 var. Yani aslında burası ne oldu? 125 bölü 1000 olarak gelmiş oldu. Şimdi, e, ee, 100, 1000 ile 125 sadeleştirdiğimizde de 1 bölü 8 olarak gelecektir. Hatta bu da ne demektir? 2 üzeri eksi 3 demektir arkadaşlar. Bize neyi vermedi o zaman e, ee, 2, 2, üzeri eksi 3 olarak? N1 bölü N0'ı verdi. N1 bölü N0 eşittir. 2 üzeri eksi 3 olarak gelmiş oldu. Şimdi gidelim yerine yazalım arkadaşlar. T eşittir diyorum. Yukarıda ne var? Ln var. İçerisinde n1 bölü n0 var. Yani bunu ne olarak bulduk biz? 2 üzeri eksi 3 olarak bulduk. Bölü diyorum. Aşağıda ne var arkadaşlar? Eksi 0,693 var. Çarpı burada da ne var? 5730 sayısı var. Şimdi 2 üzeri eksi 3'tü burası. Eksi 3 başa inebiliyordu logaritmanın başına. Eksi 3 çarpı ln 2 olarak gelmiş oldu. Bölü eksi 0,693 çarpı 5730 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar şu bir defa eksiye eksiye bölünce artı geldi. Artık eksileri yazmamıza gerek yok. 3 çarpı diyorum. Elen 2 ne demek? Bak şurada vermiş bize. 0,693 demekmiş. Bölü. Aşağıda ne var? 0,693 var. Çarpı bir de burada ne var? 5730 var. E bunların sadeleştiğini görüyoruz. Geriye 3 çarpı 5730 kalıyor arkadaşlar. Bunu çarptığımızda da cevabın 17.190 olduğunu göreceğiz. Yani Bursa seçeneği olur. Bir madenci olan Kadir, iki oğlu Halil ve Muhsin ile birlikte maden ocağında değerli taşlar araştırması yapmaktadır. Kadir, çocuklarına bir günde buldukları değerli madenden tartıda görünen ağırlığın ondalık kısmını kendilerine vereceğini söylüyor. Örneğin, 3,253 kilogram değerli taş bulduklarında 0,253 kilogramı çocukların oluyor Tam kısmını kendi alıyor e, Ondalıklı kısmını çocuklara veriyor Halil bir günde logaritma 70 kilogram değerli maden Muhsin ise aynı gün Logaritma 140 kilogram değerli maden buluyor Şimdi arkadaşlar ilk olarak Halil'i yazacak olursak Halil ne kadar e, Değerli maden bulunuyordu? logaritma 70 kadar değerli maden buluyor Muhsin yazalım bir de Muhsin de logaritma 140 kadar değerli maden buluyor arkadaşlar. Ama ne yapıyorlar? Bu değerli madenlerin buldukları kısmının tam kısmını babalarına veriyorlar. Mesela logaritma 70 yaklaşık olarak nasıl bir değerdir arkadaşlar? Bunu bulmamız lazım. Bizim burada tabanlarımız 10'dur değil mi? Hiçbir şey yazılmadığında zaten tabanımız 10 oluyordu onun hangi kuvveti yetmiştir? Şimdi arkadaşlar onun sıfırıncı kuvveti 1'dir. Onun birinci kuvveti ondur. Onun ikinci kuvveti 100'dür. Yani burası onun birinci kuvveti ikinci kuvveti arasında kaldı. O zaman bu sayı için şunu söyleyebilir miyiz? Bir virgüllü bir sayıdır. Bir virgül e, küsuratlı bir sayıdır diyebiliriz. Logaritma 140 için ne söyleyebiliriz peki? Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Onun birinci kuvveti 10'du. ikinci kuvveti 100. Üçüncü kuvveti 1000. Şimdi 140 sayısı ikinci kuvvetle üçüncü kuvvet arasında yer aldı. O zaman 2 virgüllü bir sayı bulmuştur. 2 ee, virgül mesela 2,5 e, diyebiliriz buna. 2,5 kilogram e, değerli maden bulmuştur Muhsin diyebiliriz örneğin buna. Şimdi arkadaşlar bize neyi sormuş bakalım. Muhsin'in kendi payına düşen değerli madenin Halil'in kendi payına düşen değerli madenin ağırlığından ne kadar az olduğunu sormuş bize. Şimdi arkadaşlar Halil bunun tam kısmını babasına veriyordu. Tam kısmı burada ne? E, bir ile söyledik değil mi? Bir kilogramını demek ki babasına veriyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Halil için logaritma 10 tabanında 70 kadar bulmuştu. Bunun 1 kilogramını babasına verdi. Demek ki Halil'e şu kadar kaldı toplamda. Logaritma 10 tabanında 70 eksi 1 kadar kaldı Halil'e. Peki bu Muhsin'den ne kadar fazladır diyor. Yani bundan bulduğu Muhsin'e kalanı çıkart diyor. Eksi diyorum. Muhsin'inkini yazıyorum şimdi. Muhsin logaritma 140 kadar buldu. Ama ne kadarını babasına verecektir? Tam kısmı ne Muhsin'in? 2. O zaman 2 kilosunu babasına verecek. Kendisine logaritma 140 eksi 2 kadar kalacaktır. Şimdi şurayı bir düzenlememiz lazım. Logaritma 10 tabanında 70 eksi 1. Eksi logaritma 10 tabanında 140 eksi eksiden artı 2 gelmiş oldu. Eşittir diyorum. Eksi 1 artı 2'den 1 geldi. Artı logaritma 70 eksi logaritma 140. Tabanlarımız aynı arkadaşlar. İkisinin tabanı da 10. O zaman biz bunları arada çıkarma olduğu için bölme şeklinde yazabiliriz. Yani 1 artı logaritma 70 bölü 140 demektir aslında bu. 70 bölü 140 demek 1 bölü 2 demektir sadeleştirdiğimizde 1 artı logaritma 1 bölü 2 olarak Gelmiş oldu arkadaşlar e, Bu da ne demektir arkadaşlar 1 bölü 2 aslında şu demektir Şuradan devam ediyorum 1 artı Logaritma 2 üzeri eksi 1 demektir e, Eksi 1 logaritmanın başına inebiliyor dolayısıyla burası 1 eksi logaritma 2 şeklinde gelmiş oldu Peki ee, seçeneklere baktığımda bu şekilde hiçbir seçeneğin verilmediğini görüyoruz arkadaşlar. Bu peki ne anlama gelecek? Şimdi logaritma 2'yi nasıl dönüştürebiliriz? Şöyle dönüştürebiliriz aslında. 1 eksi diyorum. 2 demek aslında 10 bölü 5 demektir değil mi? O zaman oraya 2 değil de 10 bölü 5 yazsam arkadaşlar bakalım buradan ne geliyor. 1 eksi diyorum. Logaritma 10 e, bölü 5. Bölme işlemini biz çıkarma olarak ayırabiliyorduk. O zaman bunu da logaritma 10 eksi logaritma 5 şeklinde ayırabiliriz. Logaritma 10 ne demektir? E 10 tabanında 10 1 demektir arkadaşlar. Şurası 1 oldu. Şimdi eksiği içeri dağıtıyorum. Şuradan devam ediyorum. Şuradan bölelim. Şuradan devam ediyorum. Eksiği içeri dağıttığımda 1 eksi 1 eksi eksiden artı logaritma 5 olarak geldi. E 1 bir 1'den bunlar da gitti. Geriye sadece logaritma 5 kalmış oldu. Cevabımız Ceyhan seçeneği.